Değerli futbol severler herkese merhaba. Sağlık temenni ederek başlıyoruz ve bir United programında başka bir bölümde başka bir konukla sizlerle birlikteyiz. Yine çok özel bir isim bugün bizlerle birlikte. Trabzonspor Kulübü'nün başkanı Sayın Ahmet Ağoğlu hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Evet Ahmet Ağoğlu aslında konuşacak çok şey var Türk futbolu üzerine, Trabzonspor üzerine ama çok deneyimli bir yöneticisiniz Sayın Ağoğlu. Genç gözükmenize <laughs> insanlar aldanmasın. Ee, uzun yıllar Tam beridir tanışıyoruz. Beraber evet. Trabzonspor'da seyahatler de etmiştik. Ve şimdi e, uzun yıllar geçti aradan ama siz hala o misyonunuza devam ediyorsunuz. Biz de kendi misyonunuza bu şekilde devam ediyoruz. E, Trabzonspor'da çok zor bir dönemde başkan oldunuz. Biraz oradan başlayalım. Onları konuşalım istiyorum. E, ekonomik olarak, sportif olarak, e, kulübün işte borçları vardı. Zor bir süreçte görevi aldı Biraz bu süreçten bahsedelim. Nasıl nelerle karşılaştınız başkan olduktan sonra? Ne zorluklar yaşadınız ve nelerin üstesinden geldiniz? Ee, hani Trabzonspor uzun yıllardır şampiyonluk hasreti çekiyordu ama yarışın da biraz sportif anlamda dışında kalmıştı. Tesisleşme anlamında işte o Mehmet Ali Yılmaz tesislerinden bu yana belki de çivi çakılmamıştı. Şimdi tesislerinizle, altyapınızla, stadınızla, takımınızla, teknik direktörünüzle ve ekonomik yapınızla örnek gösterilen bir kulüp olduğunu biz dışarıdan görüyoruz. Biraz bu süreçten bahsedebilir misiniz Sayın Başkan? Şimdi tabii aslında aradan fazla bir zaman geçmedi. Yani 3 sene geçti ama e, futbol kamuoyunda veya kendi camiamız içerisinde 3 asırmış gibi e, algılanmaya başladı. Daha doğrusu unutuldu nereden geldiğimiz, e, geldiğimiz gün, yönetime geldiğimiz gün. Yüzde olduğumuz koşulların neler olduğu maalesef unutuldu. Zaten sadece bu Trabzonspor'un sıkıntısı değil yani Türk futbolunun, Türk, Türk sporunun sıkıntısı. Yaşadığınız sıkıntıları, yapılan yanlışları çok çabuk unuttuğunuz zaman ileriye dönük olarak yapacağınız hamlelerde de hata yapma şansınız veya şanssızlığınız artıyor. Yani geldiğimiz zaman bunu tabi defalarca ifade ettik. Yani bugün tekrar bunu ifade etmenin gereği var mı yok mu ama şöyle bir hatırlamakta da yarar var. Yani ilk kulübün kapısından içeri girer girmez ilk bir ay içerisinde yapılacak olan ödeme 85 milyon Haziran sonuna kadar da biz 8 Nisan'da göreve geldik. Haziran sonuna kadar da bir 185 milyon daha yani toplamda neresinden bakarsanız bakın 300 milyon liraya yakın bir ödeme e, yüküyle karşı karşıya olan oyuncularına 7 aydır maaş ödemeyen icrada 132 dosya icrada kesinleşmiş 132 dosya FIFAda 36 dosya transfer yasakları e, böyle bir kaosun içerisindeydi yani bir taraftan e, sportif idari ve finansal açıdan baktığınız zaman e, gerçekten çok sıkıntılı bir e, sürecin içerisindeydi Trabzonspor. Tabii yani ülkede futbol çok farklı. Yani eğer Trabzonspor kalibresindeki bir takımsanız sizden beklenen tek şey şampiyonluk. Kimse işin bu tarafına bakmıyor, bakmak da istemiyor. bu süreç içerisinde 3 yıllık süreç içerisinde işte geçen sene ligi ikinci bitirdik. Türkiye Kupası'nı ve Süper Kupayı aldık. bizim Türkiye Kupası'na ve Süper Kupaya Teneke Kupa muamelesi yapıldı. Ama bir şey çok çabuk unutuluyor. Son 10 sene içerisinde bu kulübün kapısından içeriye bırakın kupa girmesini 4 sene önce borçlarından dolayı müzesindeki kupalarına haciz gelen bir kulüptü Trabzonspor Kulübü. Onun için bazı şeyleri hazmede hazmede gitmemiz lazım. Şimdi Trabzonspor taraftarı, gerçek Trabzonspor taraftarı, Trabzonspor sevdalıları, çok iyi niyetli insanlar. Ama doğal olarak başarıyı ve kovalayan, başarıyı arzulayan ve başarıya aç bir camia bizim camiamız. Bazen sonuçlar istediğiniz gibi gitmediği zaman kendi kişisel bencil çıkarlarını ön planda tutan insanların manipülasyonuyla e, çok farklı e, şekilde algılayıp yaşananları çok farklı şekilde değerlendirebiliyorlar. Onun için yapılan e, özellikle son zamanlarda işte e, her puan kaybedilen maçtan sonra yapılan o tür eleştirileri ben hep bu çerçevede değerlendiriyorum. Yani masum gerçekten kulübünün sevdalısı olan, Trabzonspor bağımlısı, Trabzonspor taraftarının eleştirisi olarak değerlendirmiyorum ben onu. Trabzonspor taraftarı bırakın Trabzonspor taraftarını. Siz, ben yani Türkiye'deki her futbol taraftarının en hassas olduğu veya sinirlerinin tepesinde olduğu gün, dakika takımının puan kaybettiği. Nedense bazı kesimler hep takım puan kaybettiği zaman ön plana çıkıp arkasından da kitleyi sürüklemek gibi bir şeyin içerisinde. Ama bu yapılan işin bir parçası yanlış anlaşılmasın. Yani bunun böyle olacağını, bu şekilde olacağını, bu şekilde belki de yıllarca da devam edecek bu bu şekilde biz bilerek geldik zaten. Çok e, biz Kongre'ye gittiğimiz zaman, Aralık'ta yani olağan Genel Kurula gittiğimiz zaman 186 delege geldi. Yani delege dahi, delege dahi Trabzonspor Genel Kurul üyeleri dahi takıma olan ilgisini minimum noktaya çekmiş durumdaydı. E, o aslında düşünülmesi gereken, üzerinde durulması gereken bir konu. Trabzonspor gibi bir kulüp, 20 bine yakın delegesi olan bir kulüp, 200 kişiye genel kurulu yapamaz. Bu da düşündürücü. Ama asıl düşündürücü olan, göz korkutan, devasa boyutlara gelmiş olan borç. Şöyle söyleyeyim, yani birkaç örnek vereyim, hatırlayalım, geçmiş hatırlayalım. Trabzonspor'un yıllık gelirinin iki katı, yani Trabzonspor'un yıllık sabit geliri sabit gelirlerimizle tabir ettiğimiz gelirler 150-160 milyon lira. Geldiğimiz zaman kur farkı gideri ve faiz olarak, kredi faizi olarak ödediğimiz para 280 milyon lira. E şimdi 160 bu, milyon lira çok sabit gelirimiz realist var. Realist olmak lazım. Bunu da tabii anlatmak da kolay değil. Şimdi üç büyük rakibinizle ekonomik olarak ciddi farklılıklar da var. Bir de şimdi bunun üstüne pandemi gelir süreci olarak, eklendi gelir anlamında. Gelir anlamında. Siz ara sıra telaffuz ediyorsunuz Üç büyük rakibinizle olan bu ekonomik farklılık nedir ortalama? Şöyle söyleyeyim, 1'e e 4. <laughs> yani Trabzonspor'un geliri 100 ise Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın biraz daha düşük. Galatasaray'la ile Fenerbahçe'nin 400. Beşiktaş'ın 350. Zaten şeye de bakarsanız, borçlara da bakarsanız borçlar da aynı oranda. Yani Trabzonspor'un bugün 850-860 milyon lira borcu var. İşte diğer kulüplerimize baktığımız zaman üçlü ve dörtlü, üç dört milyarlı rakamlarla telaffuz ediliyor. Ee, ama yani gelir Trabzonspor'un geliri bu. Yani şampiyonluk yarışının içerisinde olduğumuz rakiplerimizle aramızdaki e, finansal açık finansal gap birer dört. Ee, ama ne oldu şimdi? Biz e, bu 3 yıllık süreç içerisinde e, tabii ilginç şeyler e, yapmak zorunda kaldık. Yani Bugün itibariyle baktığımızda Trabzonspor Kulübü'nün hiç kimseye bir kuruş borcu yok. Avadelendirilmiş borçları var ama oyuncuların e, maaşları ya ayın birinde yatar. Eğer ayın biri Cumartesi, Pazar gününe denk geliyorsa Cuma günü ay tamamlanmadan yatar oyuncuların hesaplarına. Bir Bali'nin prim, 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 primleri, evet. primleri, primleri asla ikinci maça kadar uzamaz yani bu maçı kazandığı takdirde. E, bir sonraki maç cumartesi günü ise e, asla o maçın sonrasına kalmaz. Yani ya perşembe çoğu zaman da kazanılan maçın ertesi günü yatar. İdari personelin maaşları aynı şekilde. Şimdi bu mali disiplini, bu mali yeniden yapılandırmayı sağlayamadıktan sonra, idari disiplini sağlayamadıktan sonra sürdürülebilir bir başarının başarıyı beklemek zaten hayalperestlik olur. Bunu da açık ve net olarak, genel kurulda çok açık ve net olarak, 3-4 sene sürdürülebilir bir başarı için, 3-4 seneden önce kimse bir beklentinin içerisine girmesin. Ama bu asla ve asla... Biz yarışın içerisinde olmayacağız anlamına da gelmez. Ve nitekim son 3 sene içerisinde bir şekilde, son 2 sene içerisinde diyelim, bir şekilde Trabzonspor Kulübü yarışın içerisindeydi. Geçen sene şanssız bir şekilde etkenleri çoktur. Konuşabiliriz, tartışabiliriz. Ama son anda şampiyonluğu kaybeden, Türkiye Kupası'nı kazanan, Süper Kupa'yı kazanan, Geldiğimizin ertesi sene e, uzun yıllardır hasret kaldığı Avrupa kupalarında gruplarda Avrupa liginde gruplarda mücadele eden bir Trabzonspor. Bu bir. Getiştir, yetiştirdiği ve geliştirdiği oyuncularla yetiştirdiği ve geliştirdiği oyuncularla bu yarışın içerisinde olan aynı zamanda çok ciddi şekilde de bunların transferiyle para kazanan bir Trabzonspor. Yusuf örneğinde olduğu gibi. Yusuf örneğinde olduğu gibi. 375 bin euro verip kiraladığını Sörlot örneğinde olduğu gibi. Ve bugün gündemde olan Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak. E, aynı şekilde Forvet'teki Canini ile alakalı olarak da yani transfer penceresinin kapanmasına... Çok kısa bir süre kala çok yoğun bir ilgi vardı kendisine. Ee, şimdi Yusuf'un e, satışı e, 17-18 milyon euro artı. Bugün bana göre Türkiye'nin en iyi stoperlerinden birisi Edgar Lee. Yani Edgar Lee evet, çok aşama pozisyonunda, pozisyonundaki bir stoperi bugün siz e, 5-6 milyon euro bon servisle ancak alabilirsiniz. O yaşta o yetenekteki bir şeyi, e, oyuncuyu, bir stoperi. Ee, Sörlat'la alakalı olarak e, Ekuban'la alakalı olarak Ekuban aldığımız zaman biz e, Ekuban'a 300 bin euro para ödüyorduk. 1 milyon euroya bon servisini aldık ikinci sene. Opsiyon hakkımızı kullandık. Bugün farklı rakamlarla telaffuz ediliyor bon servisi. Şimdi e, Trabzonspor oyunculara yapmış olduğu e, disiplinli ödemeler değil. Yani bizim e, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray oyuncularına ödediği rakamları bizim ödeme şansımız yok. Ödenmiyor da, ödenemiyor da zaten. Yani bunun en güzel örneğini de zaten 2016, 17 ve 18'de yaşadık. Yani e, ismini vermeyeceğim. Bir oyuncunun bon servisi, menajer komisyonu ve kendisine ödenen para 3 yıllık maliyeti Trabzonspor Kulübü'ne 21 milyon euro. Sizin e, sabit gelirinizin yani bugünkü rakamlarla baktığımız zaman 20 milyon euro olduğu yerde siz bir oyuncuya bu parayı nasıl verirsiniz? Veremezsiniz. Onun için meşakkatli ama sabretmemiz gereken yolu seçmek zorundaydık biz. Ha yani burada da belirli ölçüde başarılı olduğumuza inanıyorum ben. Evet tabii genel noktada her sportif hem de ekonomik anlamda Trabzonspor <laughs> emin adımlarla ilerliyor. Peki bu Bankalar Birliği anlaşması ile ilgili e, Trabzonspor'un yapmış olduğu anlaşmanın detaylarına Mesela Ahmet Bey geldi geçen hafta Ahmet Nurçebi e, En az bir 8-9 yıl e, düzlüğe çıkmak için ekonomik olarak beklememiz gerekir dedi e, Bankalar Birliği Anlaşması'ndan bahsederken hı hı. E, Nasıl değerlendiriyorsunuz bu anlaşmayı siz kulüp olarak? Bu arada ona girmeden önce şey de söyleyeyim Geldiğimiz zaman birikmiş bizden önceki dönemlerde ödenmemiş Menajer komisyonu toplamı da 17 milyon euroydu Buna çok büyük rakamlar sayın başkan. Ödenmemiş menajer komisyonu bizden önceki dönemde 17 milyon euroydu. Ee, yani şu andaki takımın maliyeti de 17-18 milyon euro. Trabzonspor profesyonel futbol kadrosunun maliyeti 17-18 milyon euro. Geldiğimiz zaman ödemek zorunda olduğumuz birikmiş menajer komisyonları da 17 milyon euroydu. Şimdi e, Bankalar Birliği ile imzalanan e, yeniden yapılandırma, yeniden yeniden yapılandırma oldu. Biliyorsunuz evet. e, bir anlaşma. E, İki yıl ha, gerildi mi mi sanırım? Evet, Haziran e, 2019'da imzalanmıştık biz bunu zaten. 30 Haziran 2019'da 5 yıllıktı. E, borcumuz göz önüne alındığı zaman Trabzonspor Kulübü için e, ödenilebilir e, bir yapılandırmaydı bu. Ama diğer kulüplerin borcu ve gelirleri göz önüne alındığı zaman diğer kulüpler Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray işin içinden çıkamıyorlardı o 5 yıllık süreç içerisinde. Dolayısıyla tekrar bir yeniden yapılandırmaya ihtiyaç duyuldu. Şimdi borçlarınızı yeniden yapılandırırsınız, sıkıntı yok. İstediğiniz kadar yapılandırırsınız. Günü gelir, ödeme günü geldiği zaman ödeyemez durumdaysanız döner bir daha. Burada önemli olan mali disiplini sağlamak. Çok basit. 2001-2002 yılında, daha doğrusu pardon, 2001 yılında UEFA dedi ki ben belirli kriterleri 2004 yılı itibariyle uygulamaya koyacağım. Mali kriterler, idari kriterler, işte finansal fair play. O günden uyardı. Yani gelir gider dengenizi sağlamak zorundasınız. İşte gideriniz gelirinizden fazla olamaz. Ee, işte altyapıya önem vermek zorundasınız. İşte altyapıdan oyuncu yetiştirmek, oyuncu geliştirerek e, kulübe futbol üzerinden e, gelir sağlamak zorundasınız. Futboldan elde etmiş olduğunuz geliri farklı branşlarda kullanamazsınız. Bakın. 2001 2021. 20 sene oldu. Bugün ne konuşuluyor biliyor musunuz? Bazı kulüplerin Futboldan elde etmiş oldukları geliri futbol dışı faaliyetlere yani diğer sportif faaliyetlere aktarmalarından doğan sıkıntılar konuşuluyor. Bankalar Birliği'nde bu da çok tartışıldı, çok konuşuldu. Şimdi yeniden yapılandırma şu şekilde 7 artı 2 olarak yeniden revize edildi. Bu Trabzonspor açısından baktığımız zaman bizim yani 9 yıl içerisinde Trabzonspor şu 860 milyon TL borcunu çok rahatlıkla öder ama nasıl öder? Şu anda yürürlükte olan Modern finansal yani. politikasından ödün vermediği takdirde. Yani Trabzon Spor Kulübü, taraftarlarımız bizi çok eleştiriyorlar. Ama şu anda mesela bizim 1,5 milyon euro tavan, onu da alan 2-3 oyuncumuz var. Trabzon Spor Kulübü bunun dışında bir ücret ödeyemez oyuncusuna. Ödediği takdirde. %20 artı %40'ı da üzerine koyduğunuz zaman e, yani 2 milyon euroluk e, e, bir oyuncunun maliyeti vergileriyle birlikte Trabzonspor Kulübü'ne nereden bakarsak bakalım 3,5 milyon euro 4 milyon euroya yakın bir rakama ulaşıyor. Bu e, finansal e, politikasından, bu mali politikasından Trabzonspor Kulübü taviz vermediği sürece 9 yıl içerisinde çok rahatlıkla bu borcu öder. Ama burada asıl yani işe hiç tarafından bakılmadı kamuoyunda. Yeniden yapılandırma, borçlar yeniden yapılandırıldı. Borçlar yeniden yapılandırıldı ama o yeniden yapılandırma sözleşmesinin içerisinde öyle hükümler var ki ihlal ettiğiniz takdirde UEFA'dan ve FIFA'dan önce cezayı bankalar birliğiyle Türkiye Futbol Federasyonu kesecek size. Yani o anlaşma şartlarını ihlal ettiğinizde. Katır, Bir yerine koşullar var diyorsunuz. Kesinlikle bir yerine üç ödediğiniz takdirde sözleşme yürürlükten kalkıyor. Bir yerine üç harcadığınız takdirde affedersiniz. Sözleşme yürürlükten kalkıyor. Cezai şartlarıyla birlikte karşınıza geliyor. Artı işin futbol federasyonu tarafı var. Tabii orada ne kadar kararlı oldukları çok önemli. Kararlı olacakları veya onun arkasında ne kadar dik duracağı çok önemli futbol federasyonunun müeyyideler var. Bunun içerisinde para cezası var, puan silme cezası var, küme düşürme cezası var. E zaten bunlar da UEFA'nın o 2001 yılında 2004'te yürürlüğe koyacağız ey futbol dünyası dediği e, kurallar bunların hepsi. Finansal fair play kuralları UEFA'nın. Şimdi bunun cezasını bedelini en ağır ödeyen kulüplerden birisi de Trabzonspor'dur. 2016, 17 ve 18 yılları için imzalanmış olan mutabakat anlaşması ihlal edildiği için 2016, 17'de, 18'de ki 18 mali kriterler... Şampiyonlar Ligi oynayacaktınız, oynayamadınız Sayın evet. Başkan. şimdi zaten sıkıntı orada başladı. Yani sezon başlangıcındaki e, türbülansı eğer konuşacaksak sıkıntı orada başladı. Yani biz Türkiye Kupası'nı alıyoruz, ertesi gün Avrupa Kupalarından men cezası geliyor. Tabii o da kamuoyuna yanlış anlatıldı. Sizin döneminizde, evet bizim dönemimizde geldi ceza. Kurban biziz. O borcu da biz ödüyoruz. Ama mutabakat anlaşması 2016, 2017 ve 2018 yıllarını kapsıyordu. O mutabakat anlaşması ihlal edildiği için Trabzonspor Avrupa Kupalarından men cezası aldı. Ama dediğim gibi yani e, e, bir takım olumsuz sonuçlar veya olumsuzluklar yaşandığı zaman... E, bunun üzerinden e, algı e, yaratmak çok basit ve rahat oluyor. Çünkü gerçek kulüp sevdalıların en gergin evet. olduğu gün ve en en gergin olduğu dönem içerisinde bunu yapıyorsunuz. Toplum tabii sonuçlarla daha çok ilgileniyor. Sebeplerle ilgilenmiyor ama özellikle biz ekonomik koşullarla girdik ki. Çünkü günümüz futbolunda, endüstriyel futbolda, bütün dünyada e, kulüpler için ekonomi her şey artık. Ekonomi her şey. Ve özellikle bu pandemi sürecinde birçok kulüp Avrupa'da, Fransa'da olsun işte... Özellikle Fransa, Hollanda, Belçika, İspanya, İtalya da bunların içinde. İngiltere biraz daha yayın gelirleri yüksek olduğu için daha rahat konumda ama kulüpler batağın eşiğinde. Bütün kulüplerin Barcelona dahil, Atletico Madrid, Benfica dahil hepsi borç batağındalar. Lil. Ee, Lil. Pandemi sürecinde Sayın Başkan ne kadar gelir kaybınız oldu? Kısaca özetleyebilir misiniz? Ya pandemi, şimdi gelir kayıplarını şöyle bir şey yapalım. Ee, yani Trabzonspor ne kadar etkiledi pandemi? E ama yani neresinden bakarsak bakalım Trabzonspor özelinde konuşacak olursak bizim kaybımız yüzde 40 civarında. Ama bunu sadece e, seyirci ürün satışı olarak değerlendirmeyelim. E, yani e, bunun içerisinde tabii ki e, Naklen Yayın gelirlerindeki düşüş var. E, 18 takımdan ligin 21 takıma çıkmasından doğan bir gelir kaybı. E, Seyirciden mahrumsunuz. Seyirci geliri sıfır. ürün satışı yüzde altmışa yakın azaldı. Şimdi ne oluyordu? Formaları çıkarıyordunuz. Taraftar formayı alıyor. Üzerine giyiyor. Maça geliyor. Üzerine giyiyor. Sokağa çıkıyor. Şimdi bırakın maça gelmeyi. Sokağa çıkmanın dahi kısıtlandığı bir süreç içerisinde zaten ürün satışında aynı performansı bekleyemezsiniz. Bizim işte tek avantajımız zaten geldiğimiz zaman ifade ettiğimiz politikalardan birisi de oydu. Geliştirdiğimiz ya da yetiştirdiğimiz oyuncuları satarak her sene minimum Trabzonspor Kulübü bir oyuncu eğer mümkünse iki oyuncu satmak zorunda. Uğurcan pırıl pırıl parlıyor ve milli takımda da çok iyi maçlar çıkartıyor. Nazar değmesin çok da iyi bir karakter ve çok iyi bir kaleci. Uğurcan'la ilgili teklif var mı Sayın Başkan? Uğrudanla, yani değerini Uğur, bulan teklif demek istiyorum. Uğurcanla istiyordum. alakalı e, geçen sene e, yapılan e, birkaç teklif vardı. Tabii bu pandeminin e, etkisinde olan kulüplerde, e, şimdi şöyle söyleyeyim, e, yani pandemi olmasaydı Serlat 20 değil e, 30-35 milyon eurolara giderdi, net eee Uğurcan'a yapılan teklifte e, her iki teklifte Uğurcan'la da e, konuştuğumuz zaman bir değerlendirme yaptık. E, yani çocuğun kendisi de gitmek istemedi. Benim değerim bu değil dedi. E, yani orada da kendisi e, çok e, dik ve e, uzlaşıcı durdu. Yani kulüp tarafında durdu. Bu çok önemli. Yani bir oyuncuyu satacağınız zaman eğer oyuncu alıcı kulüp tarafındaysa orada eliniz bayağı zayıflıyor sizin. Uğurcan kulüp tarafında durdu. Yani Kulübün bir çalışanıymış gibi hareket. Çalışanı evet profesyonel oyuncusu ama finansal anlamda da yani bir CFO gibi davrandı orada. Geçen seneki teklifler bizim beklentilerimizin altındaydı. Şu anda konuşulan rakamlar bir anlamda bizim beklentilerimizden örtüşüyor. Şimdi tabii milli takımda da direkt oynamaya başladı. Önümüzde Avrupa Şampiyonası da var. Aslında bunlar da uluslararası arenaya çıkıyor olması da çok önemli bir vitrin. Yani süperlik performansını çünkü mesela Inter üç geldi. 37 yaşında Uğurcan'la ilgileniyor haberleri geliyor. Chelsea'nin bir kaleciye ihtiyacı var. Uğurcan'la ilgilendiği haberleri geliyor. Bilmiyorum ne derece doğru. Ama var, e, şöyle var. bir realite var ki süperlik Lig performansı ile ilgili böyle bir soru işaretleri olabiliyor kulüplerin. Süper Lig'de, Türkiye Süper Ligi'nde. Ama uluslararası arenaya çıktığı zaman Uğurcan, işte milli takımda oynadığı, Avrupa Şampiyonası oynadığı maçlar e, tamamdır dedirtiyor fazlasıyla. Ya şimdi netice itibariyle e, Çakır'a baktığımız zaman e, yani bir Trabzonspor penceresinden bakacağız. Türkiye Süper Ligi penceresinden bakacağız. Diğer taraftan da Dünya Kupası elemelerinde ve e, Avrupa e, Kupası e, finallerine giden bir ülkenin bir numaralı kalecisi. Şimdi, yani değerlendirmeye aldığımız zaman bunları değerlendirmemiz lazım bizim. Diğer taraftan şunu söyleyeyim Güntekin, Uğurcan, Çakır veya Yusuf Yazıcı veya Abdülkadir Ömür bunlar sadece bir Trabzonspor kulübünün profesyonel futbolcusu olarak ve değerli futbolcusu olarak değerlendirmek pek doğru bir bakış açısı olmaz. Yusuf, Abdülkadir ve Çakır. Bunlar bir felsefenin temsilcisi aslında. Bir ekolin temsilcileri. Bir hikayenin kahramanları. Trabzonspor gerçeğinin kahramanları. Trabzonspor altyapısının yetiştirdiği. Trabzonspor'un altyapısından yetişip, kulübüne ve ülke futboluna hizmet eden, ülke futboluna değer katan, oyuncular olarak değerlendirilmek lazım. Değerlendirmek lazım. Bir de yani sık sık özellikle son zamanlarda da medyada bir hayli konuşuldu, tartışıldı. Diğer kulüplerin futbolcularıyla karşılaştırılmalarını ben doğru bulmuyorum. Bu yönüyle baktığımız zaman zaten bu oyuncularımızı bizim çok farklı ve çok ayrı bir yere koymamız Peki, lazım. Peki yenileri gelecek mi? Şimdi o güzel bir soru. Sıkıntı şurada. Sıkıntı çok modern bir e, altyapı tesisi e, kazandı Trabzonspor bu süreç de, Kaç tane sahanız var? Stad'ın yanında Akyazı'da sahaları görüyor. 5-6 tane var sanıyorum değil mi? 4 için. tane kendi şeyimiz var. 5 tane kendi de var. E, Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde var. 6 tane de e, Akyazı'nın yanında var. Bunlardan e, bir tanesi de e, stat olarak kullanılıyor. Ve e, Hekimoğlu e, Trabzonspor'da şeyde... E, orada maçlarını oynuyor. Çünkü bu çok önemli. Yani bütün kulüpler, büyük kulüpler, üç büyükler İstanbul'daki e, onlar dahi ciddi anlamda çim saha sorunu yaşıyorlar. Çünkü U8'den başlıyor sayın saha, başkan biliyorsunuz. U20'ye kadar gidiyor atıyorlar. Çim, çim saha ve sahaların evet. e, bozuk olması, zeminlerinin bozuk olması konusunu herhalde bir 3-5 dakika konuşuruz, konuşuruz bu programda. Konuşuruz. O da önemli bir Orada şey. çünkü önüne gelen bir şey söylüyor. Ama e, söylenenleri toparladığınız zaman e, Gerçeklerin yüzde yirmisiyle bile örtüşmüyor. E, altyapı tesisleri şu anda Türkiye'nin en modern altyapı tesisleri. E, Özkan Sümer Futbol Akademisi hemen Akyazı'nın yanında hizmete girdi. E, 8 ay içerisinde orayı Gençlik Spor Bakanlığı'ndan e, devraldıktan sonra çok modern bir tesis haline getirdik. E, hatta ben dedim ki A takım oyuncuları görmesin burayı. Gördükleri takdirde buraya çökerler. <laughs> <laughs> Mehmet Ali Yılmaz tesisleri bu sefer bizim diğer oyunculara kalır diye ama e, en büyük darbeyi şurada pandemide yedik biz bir nesil kayboldu 19 maçlar oynanamadı 17 maçlar oynanamadı 15 oynanamadı 13 oynanamadı bırakın oynanmayı antrenman yapamadılar ve bir nesil futboldan koptu Maalesef. Evet. bu aradaki açığı bu aradaki e, mesafeyi nasıl kapatacağız Orası çok büyük bir soru işareti. Bana göre çok büyük yetenekler kayboldu gitti. Yeniden başlayacağız neredeyse. Yani sıfırdan tekrar başlayacağız. Ee, ama e, Trabzonspor tekrar söylüyorum. Bu anlamda, bu açıdan baktığımız zaman Türkiye'deki iki, en fazla üç kulüpten bir tanesi. Ee, ben e, Cumhurbaşkanlığında yapılan bir toplantıda, e, Konu gündeme geldiği zaman Kulüpler Birliği'nin ve federasyonun yapmış olduğu toplantıda altyapısından oyuncu yetiştirip yurt dışına satan kulüplere de eskiden vardı, eskiden derken yani bundan 15-20 sene önce ihracatta bir prim iadesi, evet. teşvik primi. Aynı şekilde belirli oranda nakit para değil, ödemiş oldukları vergiden ...veya ödeyecekleri vergiden... ...indirim sağlanmasını teklif etmiştim. Aslında son derecede olumlu yaklaşılmıştı. Ee, bu son derece önemli. Mesela yapmış olduğumuz transfer... ...bizim devre arası yapmış olduğumuz transferde... ...bizim e, Gençler Birliği kulübüne... E, ...2,5 milyon euro... ...Alanya Spor Kulübü'ne 3 milyon euro para ödedik. Berat ve ee, Makaset'in için. Evet. Burada... E, ...yani bu çok büyük bir para... Trabzonspor Kulübü için ve... E, Bizim yönetim dönemimizde ödediğimiz en yüksek bonservis bedellerini bu dönemde ödedik biz. Orada da UEFA'ya karşı açmış olduğumuz bir dava vardı. Yani onu kazanmasak, oradan bir gelir elde etmeseydik bunu da ödememiz, yani finansal fair play şartları içerisinde o da mümkün değildi. Ama o şey beni o kadar üzmedi, bonservis bedeli. Transferden sonra şunu söyledim. Para Türk futbol endüstrisinin içerisinde kaldı. Yani yurt dışından, Almanya'dan, Portekiz'den, Doğru. İtalya'dan, Fransa'dan oyuncu alıp da yurt dışına bir bonservis bedeli ödemedim ben. 2,5 milyon euro Gençler Birliği kulübüne gitti. Berat'ı yetiştirdikleri için. 3 milyon euro Alanya Spor Kulübü'ne gitti. Bakasetası geliştirdikleri için. Keşke, keşke bütün açıklarımızı biz veya ihtiyacımız olan mevkilere yapacak olduğumuz transferleri Türkiye'deki kulüplerimizden karşılasak, o zaman paramız kendi futbol endüstrimizin içerisinde tabii. dönmeye başlar ki bu da yani hem dışarıya döviz olarak ödemenin önüne geçmiş oluruz hem de kendi futbol endüstrimizin gelişmesine. Evet, geliştirdiğiniz oyunculardan bahsederken, Okay da bunların içinde, Okay'ın da gelmiş olduğu nokta şu anda Premier Lig'e gitti. Onu da milli takımda keyifle zevkle izliyorsunuz evet. Biraz, biraz gelişme değil mi? Beklenenden geç oldu. Berat'tan yani, bir patlama bekliyor musunuz? Kesinlikle. Kesinlikle. Yani Trabzonspor'un e, önümüzdeki yıllarda e, çok iyi para kazanacağı birkaç oyuncudan birisi. Mevcut kadro içerisinde. Evet Sayın Başkan gündemde birçok konu var. Kulüpler Birliği'nin yapılanmasını nasıl buluyorsunuz? Kulüpler Birliği'nin federasyon üzerinde veya kurullarında veya Türk futbolunun yönetilmesinde daha fazla pay sahibi olması gerektiğini inanıyor musunuz? Şimdi efektif mi sizce Kulüpler Birliği? Şimdi programın adı ne? Bir United açalım. Birlik olun. Birlik olun. Birlikte olalım. Evet, Birlikte benim. hareket edelim. Kulüplerimiz çok enteresan. Biz de dahil. Maç bitiyor puan kaybetmişseniz veya canınızı sıkan bir şey varsa geçiyorsunuz kameraların karşısına. İşte adalet istiyoruz. İşte doğru yönetim istiyoruz. işte haksızlıkların önüne geçilmesini istiyoruz. Bir gün kulüpler Birliği toplantısında dedim ki galiba hepimiz bunu istiyoruz. Eğer hepimiz adalet istiyorsak, hepimiz futbolun bir düzen içerisinde, adil rekabet kuralları içerisinde oynanmasını istiyorsak o zaman birlikte hareket etmemiz gerek. Ha yani birliğin anlamı da bu. Yani bir united birlikte Şimdi hareket burada edelim. burada menfaatler, çıkarlar çatışıyor. O yüzden mi birlikte hareket edemiyoruz? Kesinlikle. O yüzden değil mi? Kesinlikle. Yani ee... Belki bu dönem için söylemek pek doğru olmaz ama bir ara benim sıkça dile getirdiğim bir şey vardı. Önce şunun adını koyalım diyordum. Adalet mi istiyoruz, adaletsizlikten pay mı istiyoruz? Ona yapıldı, bana da yapılsın mı? Ona çalındı, bana da çalınsın mı? Yoksa ona da değil, bana da değil, o düdük ortaya çalınsın. Bu kararlar ortaya verilsin. Bu kurallar bütün kulüplere eşit olarak uygulansın. Ama yani ben 35 senedir işte bir şekilde futbolun içerisindeyim, yönetici olarak futbolun içerisindeyim. Bu 35 yıllık süreç içerisinde hep kurullara birileri yani kendi düşünceleri veya kendi bakış açıları doğrultusundaki kişilerin görev alması için çaba sarf etmiştir kulüpler. Ee, kimin orada gücü daha fazlaysa ee, farklı bir tablo ortaya çıkmıştır. Onların lehine veya en azından o şekilde görülmüştür. Kimseyi suçlamıyorum, kimseyi itham etmiyorum. Ama eğer bu tür dedikodulara, bu tür sıkıntılara meydan vermemek istiyorsak bir kere bir, kurullar bağımsız olacak. Net. Bununla ilgili bir başvurunuz oldu. Bu da çok bunun, tartışıldı kamuoyunda bir. Yok hiç fazla tartışılacak. Açar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi? Bunun, bunun fazla tartışılacak tarafı yok. Ben gireceğim o konuya. Ee, e, burada e, kulüpler e, düşüncelerini samimi şekilde ortaya koymak zorunda. Eğer gerçekten adalet istiyorsa herkes o zaman birlikte hareket edecek. Bana bir haksızlık yapıldığı zaman benim arkamda Sivas Spor'a, Konya Spor'a, Hatay Spor'a, Denizli Spor'a, Ankara Gücü'ne, Gençler Birliği'ne, Göztepe'ye bir haksızlık yapıldığı zaman veya ben Denizli Spor'la maç oynadığım zaman eğer benim lehime Denizli Spor'un aleyhine i̇şte veya bir başka takım Denizli anlayayım. Başakşehir maçında mesela bir kırmızı kart olayı var tartışılan. Hatırlayın o zaman başı başında. bunu bunu çıkıp benim orada görmemezlikten gelmem veya bu bana sorulduğu zaman hay Allah ya hiç farkında değilim bilmiyorum pozisyonu izleyemedim. Niye her pozisyonu izliyorsun da bir oyuncunun bakasetasının suratına giren dirseğini ben kendi adıma konuşuyorum görüyorsun da ne bileyim Hatay maçında veya Gençler Birliği maçında veya Sivas maçında senin lehine onun aleyhine olan tartışmalı bir pozisyonu niye görmüyorsun? Orada hepimizin dürüst olması lazım. Çok net konuşuyorum bunu. Bu ifade net bir ifade. Hepimizin dürüst olması lazım. Hepimizin birlikte hareket etmesi lazım. Ama biraz korunup kollandığımız zaman aman canım bana ne dur şimdi sesini çıkarmayın ki 30 senedir bu böyle gidiyor. Maalesef böyle gidiyor. Bizim bir noktaya varmamız mümkün değil. Ee, Kulüpler Birliği'nin daha aktif olarak, daha efektif olarak, aynı zamanda Kulüpler Birliği'nde de yönetim kurulu üyesiyim yani bunu söylüyorum ama başkan yardımcılarından da biriyim. Ee, daha aktif ve daha şey olarak, efektif olarak e, olayın içerisinde olması lazım. Ve savaşı birlikte vermemiz lazım. Savaş derken mücadeleyi, Türk futbolunun bir noktaya gelebilmesi için, arzuladığımız marka değerinin hak ettiği yeri bulabilmesi için bu mücadeleyi birlikte vermemiz lazım. FIFA'ya yapılan başvuruya gelince FIFA'ya yapmış olduğumuz başvuru şu. Şimdi biliyorsunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir kararı vardı. Yani bu yanılmıyorsam 2010 yılında açılan bir dava. 10 yıllık bir süreç içerisinde sonuçlanıyor. Yapılan araştırmalar ve incelemeler neticesinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun Kurullarının bağımsız olmadığı na hükmediyor Türkiye Futbol Federasyonu bundan alakalı olarak temize gidiyor temizde de bu karar onaylanıyor Adalet Bakanlığına geliyor Adalet Bakanlığı da bunun düzeltilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu bir yazı yazıyor bütün olay orada başladı zaten ben e, bundan alakalı olarak e, ne yaptıklarını, ne yapmayı düşündüklerini e, sorduğum zaman e, çok açık net e, bir şekilde e, biz bunu işte şeyde değiştireceğiz. Kurullar yani. derken efendim ta, disiplin kurulu, tahkim kurulu ve merkeze hakem kurulu mu? Bu üçü mü? Belki yönetim kurulu da bunun içerisinde. Şimdi e, Futbol Federasyonu sürekli olarak söylediği bir şey var. Biz özerkiz, bize kimse karışamaz. Özerkiz veya e, işte e, kurulların vermiş olduğu karar e, yargıya taşınamaz. Doğru. Orada bir sıkıntı yok. Biz yargıya taşımadık ki zaten. E, orada yalnız sizin yani idari ve mali yönden Türkiye Futbol Federasyonu'nun özerk olması FIFA'nın bir talebi zaten. FIFA diyor ki bana eğer üye olmak istiyorsan önce idari ve mali anlamda Özerk olmalısın. Sana, ülkende, senin çalışmalarına hiç kimse müdahale edememeli. Evet, çok katı yaptırımları var. FIFA evet. çok hassas bu konuda. Bunu biliyoruz değil mi hepimiz? Evet. Güzel. Bunları sağla bana gel diyor. Geldikten sonra ne diyor? İşte bana kimse karışamaz, orada bitiyor. FIFA diyor ki, bunlar benim kurallarım, bunları uygulayacaksın. En basit bir şey. FIFA etik kod 19. Açsınlar insanlar, okusunlar. Baksınlar o etik kod 19'da ne yazıyor. Şu andaki kurulların yapılanması FIFA etik kod 19'a aykırı. Bunu ifade ettik sayın başkanın kendisine. Aynen ifade şu. İstediğiniz yere gidin. İstediğimiz yere değil biz. Gitmemiz gereken yere gideriz. Gittiğimiz zaman da bundan rahatsız olmayacaksınız. Yani yolu siz gösteriyorsunuz, biz gidiyoruz. Niye rahatsız oldunuz ki bundan? Bunu kaos olarak değil mi sizin programınızda ifade etti? Yani herhangi bir Genel şey yok. Genel kurula gelmediğinizi ifade etmiş tamam. Sayın Özdemir. Genel kurula neden gitmedik? Bunu sorduğumuz zaman, yani bu konuşmanın yapıldığı gün, bunu kendilerine sorduğumuz zaman, işte biz onu tüzükte değişiklik yapacağız. İşte üyeler yemin edecekler. Bir tek orada o yemin bölümü eksik. Ondan sonra. Tüzük değişikliği yapacaksanız tüzük değişikliğini 15 gün öncesinden genel kurul delegelerine bildirme zorunluluğunuz var. Yasal olarak. Biz yasal olarak biz sorduktan sonra genel kurulu 6 gün kala bu bizim önümüze geliyor. Siz kulüpleri bu kadar hafif alırsanız kulüplerde o genel kurula katılıp katılmama hakkına veya özgürlüğüne sahiptirler yasal süresi içerisinde göndereceksiniz bunu. Eğer haktan, hukuktan, bağımsızlıktan, değil mi? Serbest rekabet kurallarının oluşmasından yana bir tavır sergileyen bir yapıysa burası, o zaman e, kuralları da harfiyen uygulamak zorunda. Yani, e, Zaten netice itibariyle şu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin e, vermiş olduğu karar onun ötesinde biz Kamu Denetleme Kurumuna müracaat ettik. Kamu Denetleme Kurumuna. Kamu Denetleme Kurumu bu ülkede Türkiye Büyük Millet Meclisi adına görev yapan bir kurumdur. Yargı değildir. Uzun süren bir araştırma yaptı. 3 ay, üç 3,5 aylık bir araştırma yaptı ve çok güzel bir rapor hazırladı. Vermiş olduğunuz kararlar bağımsızlıktan uzak, bağımsızlıktan ari. Bağımsızlığı tartışılacak yapınız, kurullarınızın yapısı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve FIFA kuralları da incelendiği takdirde kurullarınızın yapısının da FIFA'nın talimatlarıyla örtüşmediği, bunu kısa zamanda düzeltmeniz yolunda bir tavsiye, tarihi bir fırsat da aslında federasyonun elinde. Tavsiye yani kusura bakmayın diyecekti. Böyle bir şey var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı var. Bu da kamu, kamu Denetleme Kurumu'nun 20 sayfalık raporu bir ay süre vermiş, ben bunu düzeltmek zorundayım diyecekti. Veya en azından bir aksiyon aldığını açık net olarak ifade edecekti. Göz ardı etti. Göz ardı edince gidilecek tek yer FIFA. Bu burada Türkiye Futbol Federasyonu'yla bizim bir mücadelemiz değil. Ülke futbolunun bağımsız, en azından o bağımsız hale getirdiğiniz zaman bu defa Kurulların tartışılmasının yani önüne Yani seçimle gelmesinden yanasınız evet. tabii ki. Tartışılmasının önüne geçmiş olursunuz. Şimdi ben bir soru soracağım. Basit bir soru soracağım. Son iki sene içerisinde kaç MHK değişti? Yani Yusuf Zekeriya, Alp gitti. Yusuf, Yusuf Namoğlu, Namoğlu geldi. geldi. Sabri Çelik. Sabri Çelik, Serdar Tatlı. Zekeriya, Alp, Serdar Tatlı. Tartışmalar bitti mi? Bitmedi. Bitmez de. Niye? Sistem bozuk çünkü. Yapı bozuk. Daha önce de ifade ettiğim gibi arabanın motoru bozuk. Sen tekerlek, dört tekerleği de değiştirdin. Hadi yürümüyor araba. Sürekli şey değiştiriyorsun. Fiş değiştiriyorsun. <laughs> ya prizde elektrik yok. Niye değiştiriyorsun fişi? Prizde elektrik yok. Bir yerlerde kesilmiş, bir yerlerde sıkıntı. Sorun ortada sıkıntı. Peki çözüm? Sıkıntı sistemde. Sistemi nasıl Tamamen bağımsız olması lazım. Kulüpler Birliği'nin kulüp başkanlarının Tekrar söylüyorum kendi kulüplerin menfaatleri doğrultusunda değil. Adil rekabet düzeninin sağlanabilmesi için bağımsız kurulların oluşturulması yönünde mücadele vermeleri lazım. Yoksa federasyon yönetim kurulları veya federasyonun kurulları, PFDK'sı, tahkimi, mahkemesi falan filan oluşurken içeriye bir adam sokayım çabasında olmayacak kulüp başkanları, kulüp yöneticileri. Ve federasyon başkanı, federasyon yönetimi de buna müsaade etmeyecek. Aslında yani sorun... Bunların çok, hepsi evet. seçimle bağımsız olarak göreve geldiği takdirde bir kere işin işte o tarafını o zaman unutacağız biz. Diyeceğiz ki burası bağımsız. Hatta biz seçtik. Kendi seçtiğimiz şeylere kendimiz karşı çıkamayız. Ondan sonra belki çok daha farklı şeyleri, eğitimleri tartışmaya başlayacağız. Ne bileyim mesela bugün diyorlar ki hakem yok. Ben bir hesapladım, yanılmıyorsam 130 hakem var. Süperlikte görev yapması... Konusunda yani görev yapma yeterliliğine sahip. E 130 hakem olduğu yerde bazı hakemlerin senede iki senede bir maç dahi alamadığı yerde bazı hakemlere bakıyorsunuz. Senede 30 maç alıyor. Peki bu VAR sisteminden ve hakemlerin genel anlamdaki kalitesinden yönetim anlayışından memnun musunuz kulüp olarak? Değilim. Değiliz. Yani varın önemini de mesela Değiriz. daha önceki gün Portekiz-Sırbistan maçında verilmeyen golde gördük. Var olsa o gol verilecekti son dakika. Değiliz. Çünkü e, yani o varın <laughs> yönetmenliğiyle o kadar oynadılar ki. Şimdi soruyoruz mesela ya böyle dirsek yedi düştü aşağı işte bu dirsek biliyorsun foul sarı kart bilmem ne ceza sahası içerisindeyse penaltı e, işte. Efendim 15 gün önce değişen yönetmen niye göre e, var buna müdahale edemiyor. <laughs> evet. Abi niye değiştiriyorsun 15 gün önce? Niye Buyurun, değiştiriyorsun? Evet, neye müdahale edip etmemesi gerektiğini ben hala çözemedim 2,5 senedir. Ben de edemedim. Çözemedim. Gerçekten çözemedim. Ben de çözemedim. Ya bütün samimiyetimden Eğer söylüyorum. Ben de ise, çözemedim. Evet, tabii. Ne yaptık burada? Varı da aldık. Teknolojiyi de kendimize uydurduk. Yani e, vara da eyyam yaptırmaya başladık. Bu kadar basit. Var da eyyam yapıyor. Yani teknolojide artık eyyam yapıyor. Bakıyorsun çizgi. Bu çizgi doğru. Bu çizgi yanlış. O çizgi öyle. Buna karışır hakem. Buna karışmaz. Ona karışır. Şimdi Denizli spor maşını oynuyoruz. Benim penaltı pozisyonumda var hakemi çağırıyor. O penaltıyı iptal ettiriyor. 90 artı 2. Serkan'a ceza sahası içerisinde müdahale yapılıyor. Hakem vara çağrılmıyor. Hakem devam kararı veriyor. Pozisyon penaltı. Orada niye çağırdı, burada niye çağırmadı? Şimdi bunu açıp sorduğunuz zaman, zaman zaman MHK üyeleri ve başkanlarıyla da bunu konuşuyoruz. Size öyle bir hikaye anlatmaya başlıyorlar ki yani diyorsunuz ki lanet olsun ya. Hani Allah cezamı versin ben niye sordum bu soruyu? Çünkü beyninizi de karıştırıyorlar yani beyniniz yanıyor orada. Ya 15 günde bir bir karar UEFA tarafından bana ifade edilen şeyi söylüyorum size. 15 günde bir bir karar UEFA tarafından veya FIFA tarafından Hakem takdirine bırakılır mı? 15 gün önce hakem takdirinde değildi, varın takdirindeydi. E bugün hakem takdirinde. E elle oynamalar, elle oynamalar ve yüze gelen temaslarla ilgili de aynı tartışmalar evet. var. Bu bana ifade edildi. Ya yani bunu artık size bu şekilde cevap verildiği takdirde yani artık yapacak bir şey yok burada. Neyi konuşuyoruz? Dediğim gibi motor yanmış, biz değişen tekerlekleri konuşuyoruz. Şeyde e, prizde elektrik yok. E, he babam de babam piş değiştirmeye çalışıyoruz. Ya yani bu ayrıca şimdi mesela yapısal olarak dönüp baktığınız zaman hani bilmiyorum bu programın ne kadar yayınlanacak ne kadar yayınlanmayacak şu konuştuklarımızın ama hepsi yayınlanır başkanım. Yani yapısal olarak baktığımız zaman şimdi bir soy isme bakıyorsunuz MHK üyesi. Yeğenine bakıyorsunuz faal hakem. Olur mu abi? Oku o zaman yani. FIFA'nın talimatlarını oku. FIFA'nın talimatları ne diyor? Böyle bir şeyin olabilmesi mümkün mü? Sayın Başkan, ben mesela ülke futbolundaki en büyük sorunun ne olduğunu düşünüyorum biliyor musunuz genel anlamda. Diğer ülkelerle kıyasladığımız zaman daha böyle bir spor kültürüyle ilgili bir sorunumuz var ve asla çözemeyeceğimiz. Mesela şimdi Türkiye'de çünkü açıkçası Trabzonspor dördüncü büyüğümüz evet. Ama Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın genel anlamda kitleler açısından ve Türk futbolunun yönetimi açısından çok fazla söz sahibi olduğu, çok büyük kitlelere hitap ettiği gerçeği var. Ve ne yazık ki federasyonun içerisinde de hep onlar söz sahibi olmak için bir yarış içerisinde. Trabzonspor da araya girmeye çalışıyor. Aman diyor ben de burada olayım, var olayım. Şimdi İngiltere'de böyle değil. Tottenham'da da var. Medyanın içinde Leicester'lı da var, West Ham'da da var, Chelsea'li de var, Arsenal'lısı da var, Liverpool'lusu da var, Manchester City'lisi de var. İşte ne bileyim ben Norwich'lisi de var. Her takımda Saat Emplinası da var. Her takımın taraftarı olduğu için, her takımın eski milli sporcuları olduğu için medyasının içinde de, işte federasyonun içinde de, insanlar hakemlerin içinde de var. İtalya'da da bu böyle. Sadece biz Yunanistan ve biraz da Portekiz bu anlamda böyle 3 kulübe, 4 kulübe, 2 kulübe endeksliyiz. Bu ciddi bir sorun ve bu değişmeyecek gibi gözüküyor. Federasyonun içerisinde bir tane Adana sporlu olsa, bir tane Bolu sporlu olsa, bir tane işte Rize sporlu olsa, bir tane Trabzon sporlu, böyle bir homojen bir dağılım olsa bence bu işler böyle olmaz gibi düşünüyorum ben. Biraz kültürel yani spor kültürümüzde üstünden, üstesinden gelemeyeceğimiz sorunlar var gibi geliyor bana. Bilmiyorum ne katılıyor musunuz? Katılıyorum zaten yani ifade etmeye çalıştığımız sıkıntılarda zaten bunlardan kaynaklanıyor. Yani... E Kurullar, değil mi? Şimdi, evet. Yani kaç yıldır işte yani rahmetli babanız da çok uzun süre Türkiye Futbol Federasyonunda hizmet etti. Ee, yani 2000'li yıllarda 1990'ların sonuna doğruydu değil mi? Rahmetli e, Federasyonda görev evet, almaya tabii, tabii. başladığı süre. Ee, yani sen de o zamandan beri Federasyonun kapısından bir şekilde geçmiş, e, yani oranın e, şeyini koklamış bir insansın. Her sene bu olmadı mı? Her seçimde bu olmadı mı? Her yapılanmada bu olmadı mı? Kurullara adam sokma. Benim e de şimdi, orada adamım olsun. Evet. Yani, yani dönüp baktığınız zaman, diyelim ki bir kurulda 6 kişi var. Orada bir savaş başlıyor. Onun adamı, bunun adı. bu adamların, bu adamların yani kurullara sokmuş olduğu kendi adamlarının şeyini de yiyen kulüplerde oldu. Açık net. Oldu. Belki de olmaya da devam ediyor. Şu andaki şeyi tenzih ediyorum. Benim bizim daha doğrusu burada vermiş olduğumuz mücadele biz diyoruz ki bu tartışmaların ortadan kalkabilmesi için FIFA kuralları uygulansın. FIFA talimatları uygulansın. Etik kod ne diyorsa birebir onu uygulayalım. Onun için tenzih ediyorum. Yani aynı şey devam ediyor mu? Yani ben mu? disiplin komitesi kararları için de sizin paralelinizde düşünüyorum. Mesela disiplin UEFA'nın vermiş olduğu cezalar, sarı kart, kırmızı kart, hakaret, Hı? işte türbin olayları, UEFA'nın Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA Avrupa Ligi'nde yapabiliyor muyuz bazı şeyleri Türkiye'de Hiç yaptığımızı? Şey Yapamıyoruz. Mümkün, Mümkün değil. İşte oradaki müeyyideler burada da uygulansın. Mümkün değil. Zaten oradaki müeyyideler burada uygulansaydı Türk futbolu bugün bu halde olmazdı. UEFA'nın e, finansal e, fair play e, kuralları TFF tarafından uygulansaydı bugün kulüpler borç batağında olmazdı. Bugün kulüplerin borç batağında olmasının en önemli sebeplerinden birisi de veya müsebbiplerinden, sorumlularından birisi de Türkiye Futbol Federasyonu. hatırlıyor musunuz? Burak Bilbao maçında gördüğü kırmızı kartı. Hı hı. Yani kırmızı kart mı, değil mi? Göstermesi olur muydu falan dedik. Üç maç ceza aldı biliyorsunuz. Evet. Ya yani ne kadar sert, ne kadar katı cezalar. Evet. Trabzonspor'da şimdi... oynarken Burak Bilbao. Evet. Yani evet. bizde e, tekme atıyor, küfür ediyor, Hayır, tükürüyor. Şimdi tekrar, bir maçla geçiştiriliyor. Ama bağımsızlığından evet. emin olmadığınız kurulların vermiş olduğu her karar tartışmaya açık. Her karar tartışmaya çıktır. Bağımsızlıklarını da burada biz yargılamıyoruz. FIFA'nın talimatlarına, kurallarına bakıyoruz. Buradaki uygulamaya bakıyoruz. Bu bundan örtüşmüyor. Bu kadar basit. Bunun bundan örtüşmesi lazım. Bu tartışmaların ortadan kalkması için. Sonra işte bu yeniden yapılandırmayı, yani idari yeniden yapılandırmayı inşa etmemiz lazım. Burada da kimse korkmayacak arkadaş. Hiçbir kulüp korkmayacak. Ben bu taşın altına elimi koyarsam, Beni yakarlar, kulübümü yakarlar. İşte e, bunun bedelini ödemek zorunda kalırız. Zaten yıllardır bedel ödüyoruz, ödemiyor muyuz? Bedel ödüyor, ödeye bugün ülke futboluna baktığınız zaman ülke futbolunun marka değeri dibe vurdu. Bundan hepimiz sorumluyuz. Peki bu harcama limitleri bu da, konusunda bu da bir denetleme çünkü. mekanizması ile ilgili bir çalışma yaptınız mı? Harcama limitleri de çok tartışıldı Türkiye'de. Ya Sayın harcana... Nihat Özdemir aslında bu konuda gereken neyse denetlemeler yapılacak ve ne gerekiyorsa yapılacak şekilde katı konuştu. Geçen sene de öyle konuşmuştu. Evet, geçen sene de öyle konuşmuştu. Nihat Bey'e sorarsanız zaten hep öyle cevap veririz. <laughs> Gereği yapılmayacak diye falan bir şey söylemez, doğal olarak söylemez. Ama şu e, mesela bu. E, önümüzdeki dönem yani mayıs ayında bizim harcama limitinin ne olacağı konusunda biz çalışmamızı yaptık. çıkacak olan limiti de biliyoruz. Fakat bazı kulüplerin harcama limitleri o kadar enteresan şekilde oynaklık gösteriyor ki en basit örneğini vereceğim. Bir kulübümüz UEFA'nın bu konuda talimatları çok katı olmasına rağmen UEFA ne diyor? Futboldan elde etmiş olduğunuz gelir futbol dışı faaliyetlerde kullanamazsınız. Doğru mu? Doğru. Doğru. Bu bir yaz. A kulübü futbol dışı faaliyetlere 1 milyar lira para vermiş. 2 3 4 yıl içerisinde veya 5 yıl içerisinde 1 milyar lira para vermiş TL diyelim. Rakamlar gerçekçi rakamlardı. Şimdi bunu o amatör branşlardan tahsil etme imkanı var mı? Yok. Yok, çok Yok. cüzi, çok cüzi gelirler. Yok, mümkün değil. Mümkün değil. Şimdi bu borç orada bir kere bunu alacak gösteriyor. Artı, her sene yüzde yirmi beş faiz yürütüyor. Kendi bilmem ne branşından alacağı paradan. Oraya da bir 250 milyon TL gelir yazıyor, hiçbir şekilde alamayacağı parayı, bir oradan alacağı var, 250 de buradan alacağı var, bunları topluyor, konsolide ediyor ve bunun üzerinden limit artışına gidiyor. Bu limit eki limit e, uygulamasındaki e, en büyük sıkıntı bu. Bu da zamanında kendi bünyesindeki amatör branşlara çok yüksek rakamları aktaran kulüplerin lehine çalışıyor. Bugün bakıyorsunuz Antalya Spor Kulübü transfer yapamıyor işte. Ne bileyim Göztepe'nin çıkıyor 80 milyon. E Trabzonspor'un da öyle çıktı biliyor musunuz? Bizim de 80 86 milyon lira falan çıktı limitimiz. 86 dediğiniz rakam 10 milyon euro. Trabzon'un kadro maliyetine 18 milyon euro. Biz oyuncu satmasak Aynı zamanda sermaye artışını gerçekleştiremeseydik bizim bu kadroyu bu gelir şeyiyle baktığımız zaman penceresinden baktığımız zaman sabit gelirler penceresinden baktığımız zaman bizim bu kadroyu oluşturmamız da mümkün değildi. Şimdi yine aynı şekilde önümüzdeki sene için Trabzonspor farklı bir takım enstrümanları devreye sokmak zorunda, finansal enstrümanları devreye sokmak zorunda gelir artışı sağlamak zorunda ki elindeki bir kere mevcut kadrosunu muhafaza edebilsin. Peki kadro demişken Abdullah Hoca Abdullah Avcı ile anlaştınız ve onunla anlaştıktan sonra da çok ciddi bir ivme yakaladı Trabzonspor. Abdullah Avcı gerçekten Türk futbolu için önemli bir değerdir. Ümit ediyoruz ki bilmiyorum bu benim şahsi fikrim. Trabzonspor'da uzun yıllar hizmet eder, başarılar kazandırır birlikte. E, Trabzonspor'un misyonuna, vizyonuna uygun e, bir çizgi, grafik çizilirdi diye temenni diyorum. Peki şunu da hocam. Geçmişe Abdullah Hoca'ya geleceğiz, takıma geleceğiz ama geçen seneye döndüğümüz zaman içinizde hiçbir pişmanlık var mı? Acaba Hüseyin Cimşir'i getirmeseydim? Acaba işte Eddie Newton'la sezona başlamasaydım? Dediğiniz oluyor mu hiç Sayın Başkan? Açık konuşalım. Canım şimdi şöyle söyleyeyim. Yani acabaların üzerinden gittiğiniz zaman, acabaların üzerinden yani sonuçtan merkeze doğru gittiğiniz zaman, o değerlendirmeyi yaptığınız zaman doğal olarak bunu söylersiniz. Şimdi mesela Hüseyin Cimşir gelmiş. Takım şampiyon olmuş. Böyle bir şey konuşabilir miyiz? Konuşamayız. Sonuç kaybedilen bir şampiyonluk var. O kaybedilen şampiyonluğun da bana göre 6-7 nedeni var. 6-7 nedeninden birisi de teknik heyet. Yani Buna baktığınız zaman tabii ki yani en en basit e, şekliyle e, ya işte e, Hüseyin Hoca'yla değil de e, işte Hasan bir tane Hoca ile de pandemi açık bir şekilde ha, Hasan yani. 40 bin kişinin önünde oynasaydınız belki daha farklı olurdu değil mi kalan maçta? 40 bin kişinin önünde oynasaydınız daha farklı olurdu orada farklı e, faktörler devreye girdi e, bana göre e, geçtiğimiz dönem yani 2000 19-2020 sezonundan bahsediyoruz. 2019 2020 sezonunda e, lig sıralaması takımların gerçek gücü oranında şekillenmedi. Gerçek gücü oranında şekillenmedi. E, farklı faktörler devreye girdi. E, bunu da dile getirdik. Bunu da dile getirdiğimiz zaman işte 40 artı e, 30-70 gün ceza yedik hak mahrumiyeti. Zaten bütün olay oradan başladı. Bir de bizim e, PFDK'nın vermiş olduğu kararların da yani verilen kararların gerekçesini de açıklamak zorundasınız. Gerekçeli karar olmadan e, verilen e, bir hayli de ceza var. E, bu da o şeyde e, kamu denetleme kurumunun raporunda zaten yer alıyor. Dolayısıyla takım, lig sıralaması takımların güçleri oranında şekillenmedi. Sıkıntının en büyüğü orada. Eğer o durumda Hüseyin'le değil de Hasan'la, Şaban'la işte ne bileyim Temel'le, İdris'le, Dursun'la da Ayhan'la da girseydiniz o şeyin içerisine, periyodun içerisine karşılaşacağınız problemler, sorunlar ve sıkıntılar, kayıplar bana göre yine aynı olacaktı. Şimdi o kadar bir şey var ki çarpık bir uygulama var ki ben şunu sordum. Dedim ki Pandemiden dolayı bazı ligler iptal oldu. Mesela Fransa ne dedi? Düşme yok, çıkma yok. Avrupa şampiyonalarına sıralamaya göre gidilecek. Hollanda aynısını söyledi değil mi? Belçika aynısını söyledi. İskoçya dedi ki düşme yok. Pardon işte şampiyon bir yani şu andaki mevcut Sıralamadaki, birinci sıradaki takım şampiyon, işte alttaki takım düşüyor. Uygulamalar bunlar. Ya oynattılar, bir de oynatanlar oldu. Oynatanlar da oynandıktan sonra düşenler düştü, şampiyon olan şampiyon oldu. Basit bir soru. Yeryüzünde ikinci bir model var mı Türkiye Süper Ligi gibi? Düşmenin kalktığı mı o anlamda? Maçları oynatıyorsunuz, niye oynattın? Niye oynattın? Düşme Sıralama belli olsun. Kimsenin hakkı yenmesin diye oynattı. Bravo, Evet. Bravo. Sıralama belli olsun. Peki üç takımın ee, düşmeme kararı neye bağlanarak verildi? E bu, Pandemiden bu, 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 etkilendiler. Evet, konsensus olduğu konusunda da çeşitli Konsensus yok, konsensüs yok orada. Orada yani. orada hayır 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 orada hiç kendilerini sağa sola atmasınlar. Konsensüs yok orada. Bizim ben yani Trabzonspor'un, Galatasaray'ın, Erzurumspor'un birkaç kulübün daha çok açık şeyi vardı orada. Biz dedik ki Tamam böyle bir düşünce var. Düşünceye saygı duyarız. İki tane şeyi önümüze getirin. Bir, Lig zaten 15 Eylül'de başlayacak. 15 Eylül'de milli maçlar ve Avrupa Kupası ve kupa maçları da dahil olmak üzere 62 maçın, 62 maçın nasıl oynanacağı, müsabaka takvimini bir kere önümüze getirin. Bir bunu görelim. Şu an halimizi görüyorsun. Ya yani şimdi ne oluyor? Ayı ay ay ayın ayın 3'ünde Sivas'la oynuyoruz ayın 6'sında Kayseri ile oynuyoruz. Ayın 10'unda Rize ile oynuyoruz. 7 gün içerisinde 3 maç. 3 farklı şehirde. Değil mi? Ve bu pandemi. Pandemiden de en ciddi şekilde etkilenen yani şeylerden e, oyuncularla siz bu maçı e şimdi Allah korusun Fenerbahçe kulübümüzde milli takımda vakalar var. Duyuyoruz, artıyor. Vakalar var evet. ve bu şöyle bir şey söyleyeyim. Bak e, göz ardı ettiğimiz bir şey var. Sanki yani korona pozitif çıkan bir oyuncu, işte 10 gün izole ediyorsunuz bunu, 10 gün sonra geliyor tekrar takıma. Hayır, 10 gün izole ettiğiniz zaman, 10 gün antrenman yapmadığı zaman, ben en e, basit örneği Ekuban'a örnek vereceğim kendi takımımdan. Ekuban çok ağır geçirdi şeyi, pandemiyi. Ciddi ateşi falan çıktı yani, 40'a kadar falan çıktı. Çok ağır geçirdi. Ekuban yeni yeni kendisini topluyor. 6-7 maçtır. Ancak yani bir geçen maç işte biraz kendi gerçek hüviyetine doğru doğru Fenerbahçe başlanıyor. maçında falan iyi durumda değil. inanılmaz doğru. düşüş gösteriyor. Evet. E şimdi siz oraya kalkıyorsunuz 10 güne 3 tane maç koyuyorsunuz. 3 günde bir maç oynayacak. Bu getirilmedi önümüze. Talebimiz buydu. Saat 14. 16 civarındaki toplantıda bir diğeri 18 takımdan 21 takıma çıkıyoruz burada çok ciddi bir gelir kaybı var. Yani Trabzonspor adına konuştuğumuz zaman bizim özelimizde 32 milyonlara bir gelir kaybı var. Bu parayı kim verecek bana? Kim karşılayacak? Ben buna evet diyemem. Her şeye kendi bakış açıları doğrultusunda ben yaptım oldu diye düşündükleri için bizden de aynı paralelde bir şey istiyorlar. Ben 32 milyon liralık Trabzonspor gelir kaybına Trabzonspor kulübü başkanı olarak Evet veya hayır diyemem. Evet diyemem daha doğrusu. Hayır derim. Evet noktasına geldiğimiz zaman da yönetim kuruldu bile değil. 32 milyon lira. Bu genel kurul kararıdır. Yarın öbür gün adama hesap sorarlar. Sen 32 milyon lira gibi bir gelir kaybına bir kalemde hiç kimsenin onayını olurunu almadan nasıl evet dedin? Gösterdiğimiz tepki buydu. Sus otur yerine 70 gün ceza. Anlayışımız da bu. Böyle e, bir sıkıntı yaşandı orada. E, bu pandemiyle alakalı olarak e, değerlendirdiğimiz zaman, gelir kaybıyla alakalı olarak değerlendirdiğimiz zaman. Ama diğer taraftan e, tekrar sorunuza gelecek olursak, evet yani geçmişe yönelik e, şu şöyle olmasaydı, bu böyle olmasaydı diyeceğimiz çok şey var. Ama şöyle bir şey, e, her şeyi çok rahat yapamıyorsunuz. Yani e, siz gelirleri belli olan, gelirleri sınırlı olan, atacağı adımların çok ölçülü olması e, gereken bir takımsınız. Bunları yaparken de diğer takımların, e, Fenerbahçe Beşiktaş, Galatasaray'ın yapmış olduğu rahatlıkla e, veya onların e, e, paralelinde e, bir uygulama içerisine girmeniz mümkün değil sıkıştırılmış, daraltılmış bir alanda mücadele ediyorsunuz. Ekonomik anlamda da, idari anlamda da. Dolayısıyla burada bizim hata yapma şansımız diğer kulüplere nazaran antrenör seçiminde olsun, oyuncu seçiminde olsun çok daha fazla. Ama biz ne yaptık? Yani bizim mesela bu sene bizi çok eleştirdikleri bir şey. İşte bu plazanın burada ne işi var? E tamam da 150 bin euro. Geldiği zaman Ekuban için de aynısını söylemediniz mi? Geldiği zaman ben kendisini bizzat yetiştirmek amacıyla e, sağlık kontrolüne e, soktuğum e, Alexander Sörlot'un o gün sosyal medya hesabına sakın Trabzon'a gelme diye Hı. bir gol bir asistle hangi yüzde buraya geliyorsun diye mesaj atan da bizdik. Bunlar oldu, bunları yaşadık. Ama bunlara göğüs germek Vak zorundayız. Vakayemi de iyi buldunuz Sayın başka İsrail'den. Bunlara he. göğüs Değil germek mi? zorundayız. Vakayeme e, bizden e, önceki süreç içerisinde de izlenen e, bir oyuncuydu yani hemen zaten transfer döneminin ilk şeyinde başlangıcında o dönemki as başkan Hayrettin Adısalioğlu'nun da Şota'nın e, dahli da oldu mu çünkü İsrail'de çalışıyordu transferde? bildiğim kadarıyla Hayrettin Bey'le şey yani hem izleme o arada rahmetli Özkan Sümer de işin içerisindeydi. E, i̇zleme, e, Şota, e, Özkan Sümer, e, yani Şota'nın tavsiyesi oldu tahmin ediyorum. E, ama e, şey, e, yani tamamen o dönem içerisinde Özkan Bey'in izlemenin ve hay, hayret, Bir hayret. kez daha analım minnetle sevgiyle Minnetle de, Özkan hocamızı. Kalan 10 hafta e, Trabzonspor için ne getirecek size göre 10 maç her maç Trabzonspor kazanmak için çıkar bir yere sallandınız ama bu 4-1'lik Ankara Gücü galibiyeti de tekrar takımın rayına oturduğunu gösterdi sanıyorum. Güntekin şimdi şöyle söyleyeyim bu süreç içerisinde ee, yani hiçbir şekilde sağlıklı bir değerlendirme yapmanız mümkün değil. Sadece afaki konuşursunuz. Yani Yine Nisan ayında ee, 7 tane maç var kendi yani, sayın Başkan? Yani, Nisan ayında 7 maç var. Şu anda ülkede e, pandemi zirve yapmış durumda. Ben onu söylemiştim ya yani, sakatlıklardan başımızı alamayacağız. Bu kadar sıkıştırılmış bir takvim içerisinde pandeminin pozitif çıkan oyuncuların Covid'inde olumsuz etkilerini bunun. Olumsuz başkan, de bunun içerisine Ara zaman. Ha, lig arası olmadı. Lig arası olmadı. işte en büyük sıkıntı o zaten. Ve bir sezon içerisinde 3 yükleme yapıldı oyunculara. Burada aslında sağlık kurulunun devreye girmesi gerekirdi. Yani bir sezon içerisinde üç yükleme yapıyorsunuz. 15 Eylül'de başlatıyorsunuz, 15 Mayıs'ta bitiriyorsunuz, milli maçlar dahil 62 maç artı hastalananlar bizim takımda şu anda yani Covid olmayan 3 oyuncumuz var. Onlardan da iki tanesinde nasıl olmuşsa antikor oluşmuş belki o yüzden. Yani Covid olmayan bir oyuncumuz var, Covid geçirmeyen oyuncumuz kalmadı. Ülkede neredeyse yani Covid geçirmeyen insan kalmadı. Bunun olumsuz yansımaları da hiç hesaba kitaba katılmadı. Sürün sahaya oynasınlar. Yani şu, kaos dedi de federasyon başkanı. Kaos nedir biliyor musunuz? Problemleri, sıkıntıları, olumsuzlukları yok saydığınız zaman en büyük şey de problem de şu. Çözümsüzlüğü de bir çözüm olarak algılayıp bir çözüm olarak değerlendirip arkanızı döndüğünüz zaman işte oluşacak olan o ortamın adı nedir biliyor musunuz? O ortamın adı kaostur. Üst üste yükledik. Hani kervan yolda düzülür. 15'inde başlayalım. Şöyle bir devam edelim. Şimdi işte yani kervan düzüle düzüle bu hale geldi. Şimdi burada bana soracağınız sorunun emin olun cevabı yok bende. Trabzonspor ligi nerede bitirir? Bir kere ilk başta tek temennim yani en büyük arzum her gece dua ediyorum. Ya yani oyuncularımıza bir sakatlık, bir sıkıntı, oyuncularımızla bir sakatlık, bir sıkıntı yaşamayalım. Çünkü genel olarak bakıldığı zaman bunların hepsi de neredeyse işte Avrupa kupalarında mücadele edecek, Dünya Kupası elemelerinde mücadele edecek, milli takımlarında mücadele edecek ve bu ülkenin futbolunu bir noktaya taşıyacak olan neferler bunlar. İşte neferlerin başındaki komutanların da veya yönetici pozisyonundaki insanların da çok sağlıklı karar vermesi lazım. Yalnız şu andaki bizim yapımız itibariyle baktığımız zaman ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim yani. Trabzonspor Geçen sene olduğu gibi. Bu sene de yarışın içerisinde. Ama nerede bitirir? Onu yolun sonuna geldiğimiz zaman hep birlikte göreceğiz. Diğer takımlar açısından da sağlıklı bir değerlendirme yapmam mümkün değil. Az önce saymış olduğum nedenlerden dolayı. Peki Sayın Başkan şimdi ekonomiyle başladık. Ekonomik idari e, sorunlar, sportif problemleri masaya yatırmaya çalıştık. Türk futbolunda birçok sorun var. Bunun ötesinde bir de e, korsan yayıncılık meselesi var ve Hakikaten bu Türk televizyonculuğunun demeyeyim de, hani Türk sporunu, Türk sporunun üzerinde de bir kambur gibi duruyor. Ee, burada ciddi kulüplerin ve yayıncının gelir kaybı söz konusu. Yayıncının gelir kaybı olunca bu da otomatikman kulüplere yansıyor. Sadece sporda değil birçok platformda korsan yayıncılıktan müjde repüs tabii. Ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili bir fikriniz, çözüm öneriniz var mı? Şimdi şöyle... E yani... E Ülke sporunun, ülke futbolunun en önemli iki gelir kaynağı var. Bunlardan birisi iddia. İddiadan elde edilen gelir aynı zamanda diğer amatör branşların, yani amatör federasyonların bütçelerinin de %80'ini, %90'ını oluşturuyor. Son derece önemli. Bundan alakalı olarak iki sene önce yine belki de beyin sporttaydı Şöyle bir ifade kullandım. Bu korsan iddia bana göre vatan hainliği ile eşdeğer. Çünkü ülke sporunun... Yasa dışı bahis değil mi? Alt yasa, yasa dışı bahis. Alt yapısının en önemli gelir kaynağı bir şekilde hortumlanıyor ve yasa dışı... Yani burada biraz açalım izleyiciler ya. için. İkincilik kulüplerimiz, üçüncülük kulüplerimiz değil mi? Alt liglerdeki kulüplerimizin en büyük bü gelir kaynağı. Bütün amatör federasyonların yani basketbol federasyonunun, voleybol federasyonunun, atletizm federasyonunun, güreş, atıcılık, judo, karate, tekvando 62 federasyonun bir yıllık bütçesinin yüzde %80'i %90'ı iddia gelirinden e, geliyor. Şimdi bu gelirin yasa dışı yollarla yurt dışında kişi veya kurumlar tarafından hortumlanması yurt içinde de yapılıyorsa eğer, yurt içinde de yapılıyorsa vatan hainliğiyle eş değerdir demiştim. Ülke gençliğinin yetişmesi için ayrılan kaynak, gençliğin spor yapması için ayrılan kaynak bir tarafa hortumlanıyor. Şimdi aynı şeyi korsan yayıncılık için de söylüyorum. Şimdi taraftarlar belki e, onların kolayına geliyor. Yani e, bir ücret ödemeden, bir bedel ödemeden e, şey seyrettikleri zaman, yayın seyrettikleri zaman. Ya korsan, korsan forma yayın, almakla aynı şey işte yani. Korsan, sahte forma değil mi? E, biraz daha kötüsü aslında şöyle. E, yani kulüplerin, Anadolu kulüplerinin gelirinin, sabit gelirlerini yüzde 80, yüzde 90'ı Trabzonspor kulübünün gelirinin yüzde altmışı. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'ın sabit gelirlerinin yüzde kırkı naklen yayın gelirinden oluşuyor. Şimdi bu e, tür yayınlar izlendiği zaman buradan oluşan gelir kaybı o zaman bana sormayacak. Yani kulüp başkanına, kulüp yöneticisine, kulüp taraftarı, bunu izleyen kulüp taraftarı şunu sormayacak. Şu oyuncuyu niye almadınız? Bu oyuncuya 100 bin euro daha fazla verseydiniz. E çünkü biz de aynı şekilde, aynı oranda yayıncı kuruluş para kaybettiği zaman kulüpler olarak da biz de aynı oranda para kaybediyoruz. Bu aradaki açı kimse kalkıp karşılamıyor yani. Yüzde %30'a varan bir kayıp var. Çok önemli bir şey yüzde. Çok önemli bir açık. Bu yüzde otuzluk kaybı kimse getirip kulüplere tamam siz buradan bu kadar para kaybettiniz ee, buyurun alın buradan kendi açığınızı telafi edin demiyor o orada korsan yayın izlendiği sürece izlendiği miktarda kulüplerinde kulüplerin gelirlerinde de aynı oranda düşüş meydana geliyor tabii ciddi bir kayıp. Peki ha. çim konusu, zemin konusu çok tartışılıyor. O da Türk futbolunun sorunlarından bir tanesi. Hı. Bununla ilgili mesela siz hibrit çim stadı yaptırır, yapılırken tercih ettiniz. Sanıyorum zemininizde hiçbir sorun yok öyle gözüküyor ki yağış alan da bir yer. Trabzon sık yağış alan da bir yer. Genel anlamda bu zemin konusundaki, siz aynı zamanda Golf Federasyonu Başkanısınız ki orada da çok kaliteli bir çime ihtiyaç var ve sulamaya ihtiyaç var, bakıma ihtiyaç var. Orası da yani çimin çok önemli bile olduğu bir spor branşı. bütün dünyada ilgi gören. Ve çok daha geniş arazilerden bahsediyoruz. Hem de futbol. Yine çimin Hı. çok önemli oldu. Tabii ikisinin belki farklı tiplerde çimler ama sizin uzman olduğunuzu düşünüyorum bu konuyla ilgili. Bilmiyorum doğru mu? Yo, estağfurullah. Bizim haricimizde ülkede maşallah bu konuda herkes uzman. Bir kere onun adını koyalım. Herkes uzman bizim haricimizde. Bir futbol sahası 5000 metrekaredir. Şu anda Türkiye'deki mevcut golf sahalarının bakılan çim alanı 7,5 milyon metrekare 7,5 milyon metrekare futbol sahası da 5000 metrekare ama dediğim gibi bir sariç herkes uzman <laughs> şöyle söyleyeyim e, bir kere her çim her sahaya her stada aynı çim uygulanmaz aynı törf uygulanmaz aynı gübre uygulanmaz aynı ilaçlama yapılmaz İstanbul özelinde Şükrü Saracoğlu'nun çimi farklıdır. Vodafone'un farklıdır. Ee, Telekom'un farklıdır. Atatürk Olimpiyat'ın çok daha fazla, çok daha farklıdır. Her bölgenin bir kere 30-35 senelik meteorolojik verileri alınır. Törf ve tohum uygulaması yapılmadan önce. O 30-35 senelik meteorolojik vergilere, verilere göre Tohum tipi belirlenir, işte gübre tipi belirlenir, ona göre bir uygulama yapılır ve ona göre de bir bakım yapılır. Şimdi biz ne yaptık? Duymuşum. E işte o stadını hibrit yaptı, biz ondan gerimiz, biz de hibrit yapalım. <laughs> yani asker tıraşı. Herkes aynı şeyi yapmaya kalktı. Burada. Ee, bazen yani gerçekten hani gülemiyorum da artık yani üzülüyorum yani bakış açısının bu olmaması lazım ya benim ülkemin bu konuyla alakalı olarak fikir beyan edecek insanların fikir birikimlerinin bilgi birikimlerinin bu kadar sığ olmaması lazım efendim haftada iki maç oynanıyor da e ne oynanacak abi futbol sahasında kol bastı mı oynayacağız tabii ki maç oynanacak haftada iki maç oynanıyormuş peki basit bir soru Ha bir de yağmur yağmış. Belek kadar yağış alan özellikle kışın Türkiye'de ikinci bir bölge var mı? Yok ben biliyorum. 35 senedir oradayım. O bölgedeyim. O bölgede yaşıyorum. Yok. Bazen sele kapılanlar falan olur orada. Ya adımı çok yağar orası. Evet. Kış döneminde o yağmurun yoğun olduğu dönemde bine yakın takım orada kamp yapıyor mu? Yapıyor. Peki oradaki bir futbol sahasında sabah saat 9'da başlayıp antrenman gece saat 9'a 10'a kadar ışıklar altında 4 takım 5 takım aynı sahada sürekli ki antrenman daha fazla yorar sahayı. Antrenman yapıyor mu? Yapıyor. Peki soru basit. Orası niye bozulmuyor da oraya bir şey olmuyor da senin sahan haftada iki maç oynandığı zaman tarla haline geliyor. Niye abi? Ama dediğiniz gibi birçok farklı uzmanlık çok basit kalemi şey var. Ne kadar güneş görüyor, ne kadar yağış alıyor, nereden rüzgar alıyor, güneşin açısı hangi saatte nereden Şunu geliyor, istiyorum. hangi tip çim kullanmışsınız, toprağın yapısı ne, gübreleme yani birçok faktör var dediğiniz Belek, gibi. Belek'te bu işi bilen insanlar bu işi yapıyor. Ekiminden bakımından tutumuna kadar. Onun haricinde ülke genelinde statlara baktığımız zaman en fazla yüzde yirmisinin bu işi bilen insanlardan oluştuğunu çok açık net olarak söyleyebilirim. İkinci büyük sıkıntı, canım biz önce bir stadı yapalım. Öyle ya stat, şimdi tribün bilmem ne VIP tribünü, işte ee, şeyler, localar, onlar, bunlar, gösterişler, şaşalar. Abi yapıyorsun da futbol Çin'de oynanacak. Ha şu kadar paran varsa Arena stadında olduğu gibi, Ajax Arena, stadın kale arkalarından dışarıya doğru tünel yapıp da maç oynanmadığı zaman sen eğer o çimleri dışarıya çıkarıp hava sirkülasyonu, Şarkı güneşe, foto, Kişenler, evet. fotosenteze uygun hale getirebiliyorsan onu yap. Stat yapıyorsun her taraf. stad inşa edilmeyi başlandığı andan itibaren bir kere o zemindeki çimin kalitesinin koruyup korunamayacağının stadın mimarisi çizilirken hesaplanması lazım. Bunu da yapmadık pek çok statta. Mesela bunlara en basit örnek Antalya stadıdır. Ne hava sirkülasyon yani çimin ihtiyacı olan hemen hemen hiçbir şeyi karşılayamıyor o stadın yapısı, mimarisi. Onun için Antalya stadı tarla gibi. Ama oradaki insanların hiçbir suçu günahı yok ne kadar iyi bakarlarsa baksınlar, gün 24 saat bakmaya çalışsalar da o stadın çimi, o mimari, o yapı değişmediği sürece o stadın çimi ha, senede 2-3 defa yenileyecekler artık yapacakları tek şey o. Sayın Başkan çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten güzel sohbet oldu. 90 dakikayı da geride bıraktık. Bu çim konusunda da e, hani hakikaten bu oyunu seviyoruz. Bu oyuna milyonlarca lira akıtıyoruz. Milyonlarca kişi seyrediyor. Ee, ve bu çim konusunda bence uzmanlardan görüş alınmalı ve siz de bence o uzmanlardan bir tanesiniz. Çünkü hem Amerika Birleşik Devletleri'nde olsun, İskoçya'da olsun, dünyanın dört bir tarafında işte uluslararası golf turnuvalarına da gittiniz. Bu iş nasıl yürüyor? Farklı iklimlerde işte Florida'nın iklimi farklı, tropik, subtropikal iklim. İşte İskoçya'nın iklimi farklı, her yerin iklimi farklı ama hepsinde profesyonel golf sahaları var. Yani neticede bu iş uzmanlık işi söylediğiniz gibi. Bunu da artık gerekirse siz e, belki bir danışmanlık hizmeti verebilirsiniz herhalde. Şimdi Bunda ne yapılması gerektiği e, Yani, e, Önemsememiz lazım gereken bir konu. Ne şey, zamandı Şaktör Donetsk UEFA ligi finali oynadı şeyde Şükrü Saracoğlu'nda. Evet. Verder Bremen'le. Verder Bremen'le efendim İngiltere'den çim uzmanları geldi, sahayı düzeltti. İngiltere'den hani adı İngiltere. İngiltere'den gelen çim uzmanları geldi, bizden danışmanlık aldılar o zaman. Bütün verileri bizden aldılar. Verileri bizden aldıktan sonra uygulamayı yaptılar, gittiler. Hani her bölgenin tabii farklı bir özelliği farklı var. Farklı özelliği var. O özellikler göz önünde bulundurularaktan yapılacak olan uygulamalar var sen eğer kalkar Hakkari'ye de işte Atatürk Olimpiyat Stadı'na da Trabzon'a da Samsun'a da Ankara'ya da aynı uygulamayı yaparsan bu işin içinden çıkamaz. Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. Ee, Türk futbolundaki sorunları, soruları masaya yatırdık. Ee, sorun odaklı olmanın ötesinde çözüm odaklı olmaya çalıştık. Sayın Başkan Ağoğlu ben sordum cevapladı. Çok değerli, çok önemli fikirler ortaya attı. Ümit ediyoruz ki bu fikirler e, yapıcı olur. Türk futboluna, Türk sporuna bir şeyler katar. Bizi izlediğiniz için de herkese teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.